Allah hayırlı böyle geçsin. İnşallah hayırlı vesile olsun. Resim kulübümüzde yaklaşık 3 ay boyunca çeşitli etkinliklerde bulunan öğrencilerimiz Savaşın Çocukları adlı bir sergi düzenlemek istediklerini söylediler. Bu fikir üzerine, bu minval üzerine hareket ettik ve böyle bir sergi oluştu. Bu serginin bir özelliği daha var. Akıllı telefonlardan QR kod okutturularak resmi kim yapmış, hangi duygularla yapmış onu görebiliyoruz. Gençlerin önü açılırsa ne kadar güzel işler yapabileceğini biz böylece görmüş olduk. Yeter ki engel biz olmayalım, yeter ki gençlerimize güvenelim. Geleceğimiz olan gençlerin neler yapacağını hep beraber bugün burada olduğu gibi şahit olacağız. Ne yazık ki savaşların en büyük mağdurları çocuklar oluyor. Çocukların duygularını anlatmak istediler. Ki kara kalem aslında insanlığın bu kara talihini, çocukların bu kara talihini anlatmaya en müsait resim tekniklerinden birisi olarak gördük. Resimler çizerken tüylerimiz diken diken oldu. Resimleri görürken tüylerimiz diken diken oldu. Hepimizin ağzında aslında şöyle bir dua oldu. Rabbim hiçbir ülkeye, hiçbir millete savaşlar yaşatmasın. Çocuklar hep gülsün. 20'ye yakın öğrencimiz eser yaptı. 2 tane de hocamızın eseri var. Yaklaşık 60 tane eserimiz var. Günün anlamına binaen yakalarına yara bandı taktılar. Aslında bütün insanlığın suçu var çocukların bu hale düşmesinde. O yaraları bir nebze olsun kapatmak istediler. İnşallah çocukların hiçbirisi ağlamaz temennisiyle bu resim sergisini açtık. Ve bu resmi yaparken de o resmin duygusunu hissederek yapmaya çalıştım. Bunun için de resme uygun bir şiir yazdım. Kare kodundan girilirse görülür zaten. Bu şekilde resim yapmaya başladım ve bu şekilde ilerledi süreç.